Sayın Geçer'in ifade ettiği bu senaryo bir kabus senaryosu değerli izleyiciler, yani seçimden sonra. Ama bugün ne yaşıyorsak aslında geçmişe dönüp baktığımızda uzmanların hep uyardığını, o uyarıların dikkate alınmadığını ve bunların da bir bir gerçek olduğunu gördük. Şimdi ne deniyor? Örneğin emekleri konuşuyoruz bir yandan da. Emekler için işte Temmuz ayı işaret ediliyor. Ama Temmuz ayında önümüzde duran bambaşka bir sorun var. Sıfır zam alma tehlikesiyle karşı karşıya pek çok emekli. Dolayısıyla işte bu bahsettiğiniz enflasyon dalgasında, dövizin yükseldiği ortamda sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya olan emekli bir yandan, 17 bin lirayla bütün yılı geçirmek durumunda kalan asgari ücretli, yani seçimden sonrası anladığımız kadarıyla tam bir kabus senaryosu, asıl fırtına. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum Sayın Geçer'e. Bugün bir piyasalardaki hareketlilikten de bahsettik. Dövizin Türk lirası karşısında yeni rekorlar kırdığını gördük. Hep ne hikmetse kuruş kuruş, günde 4 kuruş, 5 kuruşluk bir artışlar karşımıza çıkıyor dövizle ilgili. Hatta yönetmenimiz ekrana getirirse bugünkü son duruma da bakalım. Yeni zirveler, yeni zirvelere yelken açmalar ama hep de çok düzenli bir artış görüyoruz. Nasıl yorumlar acaba bu tabloyu Selçuk Geçer? Bunu da mutlaka sormak istiyorum. Bakın dolar 30 lira 14 kuruş. Dün ne kadardı? 30 lira 09 kuruş. Yani 5 kuruş, 4 kuruş bir artış günde karşımıza çıkıyor. Ben tabii burada kontrolümüz altında imaj çizmeye çalışıyorlar. Bu gördüğümüz rakam bu arada bankalar arasındaki piyasa. Bankalar arası piyasadaki rakam. Özür diliyorum. Ekran fiyatı. Bizim gerçek hayatta kullandığımız rakamlar bunun üzerinde. Yani 30-50, 30-70 muhtemelen alım, pardon satış, 31 liranın üzerine çıkmış alım fiyatları vesaire var. Dolayısıyla şu andaki görüntü biraz önce söylediğimiz gibi, hani seçime kadar biz bu işi kontrol altında tutmaya devam edeceğiz. İnsanlara bakın, stabil bir ekonomi var artık, merak etmeyin, kur kontrolümüzde, kur korumalı kontrolümüzde, İşte bütçe kontrolümüzde, ihracat kontrolümüzde, ekonomiyi tekrar düze çıkartıyoruz, her şeyi yoluna sokuyoruz falan filan havası vermeye çalışıyorlar yerel seçime kadar. Hiçbir şey kontrol altında değil. Sadece para politikasıyla ilgili yapılması gereken şeyi yapıyorlar şu anda. Hani faizleri arttırıyorlar, o da yeterli değil. Hala enflasyonun gerçeklerinin dışında gösteriyorlar falan filan. Ama günün sonunda bu imajı bu şekilde yaratmaya devam edecekler seçime kadar. Seçimlerden sonra fırtına kopacak, onun için diyoruz. Her şeyi hala baskılamaya devam ediyorlar çünkü. Her şeyi hala gerçek durumundan farklı göstermeye devam ediyorlar çünkü. Bunlardan birisi de dolar kuru. Yani dolar kurun 30 lira olmadığı ayan beyan ortada. Şunu da söyleyeyim size. Kimse fiyatlarını bu rakama göre yapmıyor Bilge Hanım. Yani kimse 30 liralık kura göre ihracat fiyatlarını belirlemiyor. Kimse 30 liralık kura göre üretim fiyatlarını belirlemiyor. Çünkü kimse aptal değil. Sattığı malı yerine koyamayacağını biliyor. Piyasada ürün fiyatlarına bakıyor, maliyetlere bakıyor, ham madde fiyatlarına bakıyor, işçilik fiyatlarına bakıyor vesaire. Ve diyor ki kardeşim 30 liralık dolar kurunun olması mümkün değil. Oturuyor hesap yapıyor. İnsanlar. Sadece bizim sözlerimize bakmıyorlar elbette. Oturuyorlar, hesap yapıyorlar ve diyorlar ki evet ya 45 liralık bir dolar kuru var. Ha, bu dolar kurunun tamamını yansıtabiliyorlar mı fiyatlarına? Hayır, onu da yapamıyorlar. Bugün 30 lira gördükleri rakamı 38 lira olarak yansıtıyorlar belki fiyatlarını. O ekstra bir enflasyon yaratıyor. Niye fiyatlar bu kadar artıyor sorusunun cevabı aslında burada gizli. Dolayısıyla doların bu değerinin gerçek değeri olmadığını biliyoruz. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum, evet, burada bizi izleyenlere. Dolar öyle ya da böyle gerçek değerine ulaşır. Doların gerçek değeri nedir sorusunun cevabı gerçekte kullanımdaki değeridir. Ve enflasyon karşılığındaki değeridir. Bugün siz burada İstediğiniz kadar tutun. İstiyorsanız 2 sene tutun. Tutabilir misiniz? Tutarsınız. Bütün kaynaklarınızı heba edersiniz. İşte faiz giderlerinizi bugün 1.2 milyar lira ise 10 milyar lira seviyesine getirirsiniz. Merkez Bankası rezervlerinizi çarçur edersiniz falan filan, tutarsınız. Ama 2 sene sonra o dolar kuru 40 liradan milyon liralara gider bu sefer.
ne kadar uzun süre baskılarsanız o kadar ağır bedeller ödersiniz. Evet. Onun için hani buradaki gördüğümüz dolar kuru 3 kuruş 5 kuruş artmış azalmış beni hiç ilgilendirmiyor. Ve çünkü bunu gerçekçi bulmuyorum. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim size. Evet, siz bunları anlattıkça benim aklıma da Mehmet Şimşek'in görev devir teslimi sırasında yapmış olduğu açıklama geldi. Türkiye'nin rasyonel adımlara dönme dışında bir seçeneği kalmamış.